Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli FM TV izleyenleri, bir cuma sabahından yine namaz duaları programından hepinize selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu haftada Kureyş suremizi inşallah yapacağız. Malumunuz her hafta bir suremizi yapıyoruz. Bu hafta Kureyş suremizde. Rabbimiz bizlere neler buyuruyor? Evvela manasına bakalım. Rabbim orada bizler için neler duyurmak istemiş? Evet arkadaşlar, Kureyş suremizi açalım. Kureyş suremiz Mekke'de nazil olan bir suredir. 4 ayet-i kerimedir. Kureyş'in özellikle herkesin Mevla Teala Hazretlerine ibadet kulluk etmesini ama Kureyş'in yani Mekke halkının özellikle Mekke halkının Mevla Teala Hazretlerine ibadete daha ziyade dikkat etmeleri gerektiğini, Mevla Teala Hazretlerinin onlar üzerindeki nimetini hatırlatarak peygamberini kabullenmede veya ibadetlerini yapmakta herhangi bir sorun, sıkıntı çıkarmamaları gerektiğini Mevla Teala Hazretleri beyan ediyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Li'ilafi Kureyş'in, Kureyş'e sevdirdiği için, ilaf kalbi ısındırmak, sevdirmek. Li'ilafi Kureyş'in, Kureyş'e sevdirdiği için, aslında bu ayetin cevabı şuradadır. Felya'budu Rabbe hadel beyt, o beytin Rabbine ibadet, li'ilafi Kureyş'in, Kureyş'e sevdirdiği için ve li'amudu rabbe hadel beyt, şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Cevap burada fakat araya ne girmiştir? Bir ayet-i kerime daha girmiştir. Li'ilafi Kureyş'in, Kureyş'e sevdirdiği için ilafihim onlara sevdirmiştir. Neyi sevdirmiştir? Rihlete şita, kış yolculuklarını. Vassayif ve yaz. Şita, kış, sayif, yaz. İlafihim onlara sevdirdiği için neyi? Rihlete şitai, kış yolculuğunu. Vassayif, yaz yolculuğunu. Mekke halkı kışın Yemen tarafına sefere çıkarlardı. İyi bir karla dönerlerdi. Yazında Suriye tarafına sefere çıkarlardı. O şekilde yine ne yaparlardı? İyi bir karla memleketlerine dönerlerdi. İşte bu yüzden dolayı felyabudu ibadet etsinler rabbe hadel beyt, şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Ellezî öyle Rab ki ed'amehum onları doyurmuştur. Neden? Min cu'in açlıktan ve âmenehum ve onları emniyetli kılmıştır. Min havfin korkudan. Mevla Teala Hazretleri onları korkulardan emniyetli kıldığı için ve onları doyurduğu için şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Burada Mevla Teala Hazretleri onları açlıktan doyurmasından maksat birkaç mana vardır tefsirlerimizde. Bunlardan bir tanesi diyor ki Mevla Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam İbrahim suresinde Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in. Ya Rabbi hiçbir ziraatın, ekinin olmadığı bir yere beytimi, ehlimi, onları oraya yerleştirdim. Ve onları rızıklandır. Onları Mevla Teala Hazretleri rızıklandır diye İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. İşte o İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla varzukhum minet temarati, onları meyvelerinden rızıklandır duasıyla Mevla Teala Hazretleri onları açlıktan onları ne yapmıştır? Doyurmuştur. Çünkü Mekke nedir? Kurak bir yer olması hasebiyle hayvancılık yoktur veyahut da ekin olmadığı için İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ne olmuştur? Onları Mevla Teala Hazretleri bol nimetlere gark etmiştir. Şu an dahi hala ne? O halk özellikle gayet peygamber dualarıyla gayet durumları iyi. Onları aynı şekilde korkulardan emniyetli kılmasındaki maksat, Peygamberimiz doğmadan 52 gün önce
ne yapılmıştı? Ebrehe oraya ordusuyla beraber, bundan sonraki suremiz inşallah onunla alakalı olacak. Ebrehe ordusuyla beraber Beytullah'a saldırmıştı. Sonra Mevla Teala Hazretleri kendi beytini ne yapmıştı? Korudu, korumuştu. İşte o yüzden dolayı Mekke civarındaki bütün halk, bütün o diğer yerleşim yerleri Mekke halkına karşı işlerinde bir hem sevgi meydana gelmişti. Bunlar Allah Teala Hazretlerinin evini korudukları için Allah bunları seviyor diye eşkıyalar, böyle yol kesen haramiler özellikle Mekke halkının ne yapmıyorlardı? Asla yollarını kesmiyorlardı. Bu şekilde onları Mevla Teala Hazretleri emniyete kılmış oluyordu. İşte Mevla Teala Hazretleri bu surede onlara ikram etmiş olduğu nimeti ne yapıyor? Bahşediyor. Tekrar etmek gerekirse لِيْلَافِ قُرَيْشٍ Kureyş'e sevdirdiği için, ayetin cevabı burada. Kureyş'e sevdirdiği için o şu beytin Rabbine ibadet etsinler. İlafihim onlara sevdirdi. Neyi? Rihlete şita. Kışın, kış yolculuklarını, vassayif ve yaz yolculuklarını. Kışın Yemen tarafına, yazın Suriye tarafına yolculuk yapıyorlar. Ticari olarak yolculuk yapıyorlar. Ve büyük karlarla döndükleri için ne yapıyorlardı? Seviniyorlardı. İşte bundan dolayı Allah diyor ki فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ şu beytin, Beytullah'ın Rabbine ibadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsin رَبَّ هَذَا الْاَسِنَّرْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ şu beytin Rabbine ibadet etsinler. اَلَّذ۪ي öyle Rab ki, öyle Allah ki اَدْعَمَهُمْ onları doyurmuştur. Neden? مِنْ جُوعٍ açlıktan. Açlıktan olduğunu nasıl söyledik? Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etmiştir. Çünkü Peygamberimize büyük eziyet verdikleri için Allahümme ceal aleyhim sinine kesini Yusuf. Ya Rabbi onlara Yusuf'un senelerinden bir sene ver diye Allah Resulü bu şekilde dua edince son derece büyük bir açlıkla karşı karşıya geliyorlar ve sonra tekrar Mevla Teala Hazretleri Peygamberin duasıyla onları o sıkıntıdan kurtarıyor. İşte ellezî o Allah ki edamehum sizi doyurmuştur min cu'in açlıktan, aynı zamanda nedir? İşte Peygamberin duasıyla tekrar önünüzü açmıştır. Ve âmenehum ve sizleri emniyete kılmıştır min havfin korkulardan. Diğer yerleşim yerdeki insanlar sefere korkuyla çıkarken veya yolda sefer esnasında yolları kesilirken haramiler tarafından Mekke halkında herhangi bir korku yoktu. İşte bunlar nedir? Mevla Teala Hazretlerinin sizin üzerinizdeki bir nimetidir buyurmak istiyor Mevla Teala Hazretleri. Evet değerli izleyicilerimiz, manasını inşallah tamamladık. Şimdi okumaya geçeceğiz. Mana ile alakalı eğer sormak istediğiniz özellikle bir şey varsa veya suremizle alakalı eğer sorarsanız biz de buradan yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Bir kardeşimiz ben demiş Mekke-i Mükerreme'de 11 yıl çalıştım. Kur'an'ın Rabbimin fazlasıyla çok daha bilirim. Kafadan doğma bilgilerle konuşmuyorum. Kimsenin inancıyla ilgili değil. Biri Arapça küfür etse ayet zannedip ağlayan. Bu işten eğer tartışmıyor. Burada bir kardeşimiz biraz uzun bir mesaj yazmış ama biraz bize konumuzla alakalı pek değil. Evet. Şimdi inşallah ne yapıyoruz? Suremizin okuma boyutuna geçiyoruz. Bu şekilde inşallah ne yapalım? Okumada eksiklerimiz var mı? Ona göre telafi edelim. Mümkünse önünüze Kur'an-ı Kerim açıp Kur'an-ı Kerim'den okuyabilirsiniz. Yahut ekrana bakarak zaten arkadaşlarımız yaklaştırıyorlar. Bu şekilde inşallah suremizi tekrar edelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من
min khauf. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ لِإِلَافِ قُرَيْشِ لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Evet değerli izleyicilerimiz, suremizi evvela baştan sona okuduk. Daha sağlam olması için her ayetimizi üçer kere okuduk. Şimdi inşallah bir önceki hafta yapmış olduğumuz Maun suresini tekrarlayalım. Ondan sonra inşallah tekrar suremize döneceğiz. Arkadaşlarımız Maun suresini açsınlar. Bir seyircimiz, selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Ben Kur'an-ı Kerim mi? Kur'an-ı Kerim düz okumuşum. Tevcidli dilim dönmüyor. Bunun günahı var mı? Eğitimini gördüğünüz takdirde sıkıntı olmaz. Aynı şekilde yine FM TV'den sizlere tecvidle alakalı da ne yapıyoruz? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dersleri takip ederseniz Allah'ın izniyle olur. Sadece kendinizi bu hususta ne yapmayın? Kapatmayın. Ben yapamıyorum demeyin. Yaparsınız Allah'ın izniyle. Eğitim sürecinde olursanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Ve devamında da Rabbim inşallah ikram eder. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben ağır felç hastasıyım. Rabbim şifa versin. Boy abdesti alamıyorum. Dinimize göre uygunu nasıl davranacağım ve bana günah var mıdır? Cumanız mübarek olsun. Eğer bu hususta bir sıkıntı oluyorsa teyemmüm almanız lazım. Sizi yani boy abdestini aldırmayla alakalı bir engel, sıkıntı varsa, alamıyorsanız bu hususta ne yapabilirsiniz? Teyemmümle aynı şekilde gusle niyet edebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Maun suresini inşallah bir önceki haftamızdan tekrar hatırlamak üzere iki defa yüzünü okuyalım. Arkasından tekrar suremize geçiyoruz.
Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler de okuyun. Ekran başından sesli bir şekilde okuyalım inşallah. Daha verimli olacaktır. أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Evet, bir önceki haftamızın da inşallah ne yaptık? Tekrarını yaptık. Şimdi suremizi açıyoruz. Son okuyuşlarımızı yaptıktan sonra değerli izleyicilerimiz tecvid kurallarımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız tekrar Kureyş suremizi açsın. Evet, buyurun beraberce okuyoruz. Baştan sona şöyle bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Evet, şimdi inşallah seri okumayı yapalım. Ondan sonra tecvid kurallarımıza geçiyoruz değerli izleyicilerimiz. Yavaş okurken okuduğumuz gibi seri okuduğumuz zaman da ne yapabiliriz? Mahreçlerimize dikkat ederek okuyabilir miyiz? Buyurun. Takip ediyoruz yine. Mümkünse biz de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Bir daha okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صدق الله العظيم. Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
suremizin tecvid boyutuna geçiyoruz. Biraz önce bir seyircimiz demişti ya, hocam ben tecvidle okuyamıyorum. İşte buraları takip edeceğiz. Buraları takip edersek Allah'ın izniyle inşallah ne yaparız? Tecvid engelimizi, sıkıntımızı kaldırmış oluruz inşallah. لِإِلَافِ قُرَيْشِ dediğimiz zaman, Kurayş, burası, Beyt, Saif, Havf, bu dört ayetin son kelimelerinin tamamında meddi lin vardır değerli izleyicilerimiz. Bu suremizin, dört ayetlik bu suremizin her kelimesinin sonunda, her kelimesinin sonu meddi lindir. Bakalım meddiliğin neymiş arkadaşlar? Meddiliğini bir açıyoruz. Evet, arkadaşlarımız hazırlıyorlar şimdi. Meddiliğin vav ile y harfimiz. Bakın burada y harfi. Evet, meddiliğin. Vav ile y cezimli olarak gelir. Vav ile y cezimli olarak gelir. Mesela şurada y'ye bakıyoruz. Cezimli olarak gelmiş. Tamam. Kendinden önceki harfin harekesi üstün. Bakın kendinden önceki harfin harekesi üstün. Y cezimli, kendinden önceki harfin harekesi üstün. Vav cezimli, kendinden önceki harfin harekesi üstün. Evet. Kendinden sonra, yani vav ile y cezimli olan vav ile y'den sonra da sükûn-ü lazım veya sükûn-ü arız gelirse meddiliğin olur. Normalde y harfinden sonra ne gelmiş? Ra. Bu son durakta bulunduğu zaman ra ne oluyor? Buraya arizi bir sükûn geliyor. Doğru mu? Nasıl okuyoruz? Seyir. Seyrun demiyoruz. Seyir. Fevz. İşte bu durumda eğer vav ile y cezimli olarak gelir, kendinden önceki harfin harekesi üstün, kendisinden sonra da sükûn-ü arız, özellikle o geliyor, hani sükûn-ü arız gelirse meddiliğin olur. Meddiliğin yumuşak uzatma demektir değerli izleyicilerimiz. Şimdi bakıyoruz, arkadaşlarımız açsınlar suremizi. Aynı şekilde bakın, y cezimli, kendinden önceki harfin harekesi üstün, kendisinden sonra sükûn-ü arız gelmiş. Y cezimli, kendinden önce üstün, kendinden sonra sükûn-ü arız gelmiş. Vav cezimli, kendinden önce üstün, kendisine sonra sükûn-ü arız. Ayet sonunda gelmiş. Beyt derken y cezimli, kendinden önce üstün harfin harekesi, kendisine sonra sükûn-ü arız geldiği için buralarda meddiliğin olur. Yani bu harfleri biz ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Tabiri caizse ezerek. Kurayş, Kurayş, Beyt, Beyt, Kurayş, Saif, Saif, Havf, Havf. Ne yapıyoruz? Bu harfleri üzerine ezerek 1, 2, 3, 4 harf miktarına kadar uzatarak okuyabiliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, İnşallah anlatabilmişizdir. Şimdi devam ediyoruz. İlafihim derken burada bakın gördüğünüz gibi burada ne vardır? Hemze vardır. Hemzeden sonra harf-i metten ne gelmiştir? Y gelmiştir ve burada Y ne yapıyor? Onu uzattığı için burada meddi tabi olmuştur. Rihlete şitâi vassayif. Bakın burada elif lam takısı vardır. Burada da elif lam takısı vardır. Bu elif lam takılarının lamları ortaya çıkmadığı için bu neydi? İdgâm-ı şemsiyedir. Felyabudu dediğimiz zaman felyabudu rabbe hadel. Bakın burada dal harfi harfmet olan vav tarafından uzatılmıştır. Kendisinden sonra hemze gelmiş midir? Gelmemiştir. Şu elif burada yazılışta vardır. Hatla alakalı bir Arap hat kuralları ile alakalı, Arapça kuralları ile alakalıdır. Yoksa bu hemze değildir. Burada harfmet olan vavdan sonra ne gelmiştir? Ra harfi geldiği için burada meddi tabii vardır. Meddi tabii açalım arkadaşlar. Bayağıdır açmıyoruz onu pek. Meddi tabii, tabii uzatma demektir. Normal uzatma oydu zaten. Neydi tarifi? Harfimetten sonra, harfimet neydi? Vav ya elif. Harfimet olan vav ya eliften sonra, sevimetten bir şey olmazsa meddi tabii olur. Yani tabii uzatma olur. Normal bir elif miktarı uzatma olur. Evet arkadaşlar, şimdi açıyoruz.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ dediğimiz zaman burada da aynı şekilde ne olmuştur? Dal harfi. Harf-i met olan vav tarafından uzatılmıştır. Kendisinden sonra ra harfi gelmiştir. Burada metti tabii vardır. هَذَا الْبَيْتِ هَذَا الْبَيْتِ dediğimiz zaman bakın burada elif lam takısı vardır. Burada ne vardır? Elif lam takısı vardır. Burada ne vardır? İzhar-ı kameriye vardır. Arkadaşlarımız izhar-ı kameriye açsınlar. İdgam-ı şemsiyeyi açmadık. İzhar-ı kameriyeyi açalım inşallah. İzhar-ı kameriye nedir? Elif lam takısından sonra beyt dediğimize bakın ba harfi. Elif lam takısından sonra şu 14 harften biri. Nedir bunlar? Elif, B, Cim, Ha, Hı, Ayn, Gayn. F, Kaf, Kef, Mim, Vav, He, Ye. Bu 14 harften biri elif lam takısından sonra gelirse elif lam takısının lamı ne olur? Ortaya çıkar. Evet arkadaşlar. B'yi unutmuyoruz. Suremizi açıyoruz. Bakın burada elif lam takısından sonra B harfi gelmiştir. O yüzden elif lam takısının B'si ne olmuştur? Elif lam takısının lamı ortaya çıkmıştır. Bu arada şurada da rihlete şita dediğimiz zaman şurayı unutmuşuz değerli izleyicilerimiz. Burada ne vardır? Burada. Burada var olan şeyi ben sizlere bırakıyorum sure sonuna kadar. Sizden gelirse inşallah o şekilde cevaplamış olacağız. Rihlete şita şuradan tecrit kuralından ne var? Evet devam ediyorum ben. Ellezî ed'amehum dediğimiz zaman burada meddi munfasıl vardır. Çünkü zel harfi harf-i met olan y tarafından uzatılmıştır. Harf-i met olan y'den sonra sevmetten hemze gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için burada meddi munfasıl olmuştur. Açıyoruz arkadaşlar meddi munfasılı. Meddi munfasıl. Meddi munfasıl. Harfmetten sonra sevmetten hemze gelir. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur. Med uzatmak demektir. Munfasıl ayrı. Çünkü harfmet ile sevmet ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için bu ismi ne yapmıştır? Almıştır. Şimdi açalım arkadaşlar suremizi. اَلَّذ۪ي اَضَعْمَهُمْ dediğimiz zaman ne olmuştur burada? Harfmet olan y'den sonra hemze gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde, ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için meddi munfasıl olmuştur. Evet, ikinci ayet-i kerime ile alakalı cevabı geldi mi bakıyorum. Cevap gelmemiş. Seyircimizin başka bir tane var. Onu okuyayım inşallah hızlı bir şekilde. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben Sincan'dan. Ankara Sincan'dan. Hocam her sabah orada ismini yazmış da okuyamıyoruz bayan olduğu için. Kur'an-ı Kerim programını takip ediyorum. Sizden çok faydalandım. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Arapça da öğrenmek istiyoruz. Arapçanın kökünden başlamak istiyorum hocam. Dört gözle bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu Arapça programımızda başlayacaktır değerli izleyicimiz. Evet devam ediyoruz şimdi. اَلَّذ۪ي اَضَعَمَهُمْ مِنْ اَضَعَمَهُمْ مِنْ Evet değerli izleyicimiz bakın burada sakin mimden sonra ne gelmiştir? Kendi cinsinden olan harf geldiği için burada ne vardır? İdgam-ı misleyin vardır. Evet arkadaşlar idgam-ı misleyin açalım. İdgam misleyin, aynı cinsten olan harfler yan yana gelir. Birincisi sakin. Sakin mimden sonra bu değildi arkadaşlar. Diğeri olacak. İdgam misleyin. Burada 3 yazıyor ya, 3 olmayacak. Tamam neyse, önemli değil o zaman. Suremizi açalım. Ben inşallah tarif etmeye çalışayım. اَضَعَمَهُمْ مِنْ dediğimiz zaman aynı cinsten olan iki harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğu için burada idgam misleyin ma'luhunne olmuştur. Eğer sakin mimden sonra sakin mim gelirse veya sakin nundan sonra sakin nun gelirse orada idgam misleyin ma'luhunne olur. Bu ikisinin dışında aynı cinsten olan harfler yan yana gelirse orada sadece idgam misleyin olur. Burada sakin mimden sonra yine bir mim gelmiş. Sakin mimden sonra aynı cinsinden olan harekeli bir mim geldiğinden dolayı burada ne olmuştur? İdgam misleyin ma'lugunne olmuştur.
الذي أضعمهم من Evet, idgam misleyin. Açtı arkadaşlarımız. Mahreçleri ve sıfatları bir olan iki harf yan yana gelir. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa idgam misleyin olur. Bellehum'da olduğu gibi. Bakın bellehum. Mahreçleri ve sıfatları aynı. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Nedir burada? İdgam misleyin vardır. Gaddehalu aynı şekilde. Buralarda idgam misleyin vardır. Şimdi açalım arkadaşlar suremizi. Fakat aynı şekilde sakin mimden sonra harekeli mim, sakin nundan sonra harekeli mim gelirse orada ek ilave daha var. İdgam misleyin malhunne olur. Evet. Devam ediyoruz. Min cu'in derken burada ne vardır? İhfa vardır. Min cu'in derken sakin mimden sonra, sakin nundan sonra ihfa harflerinden cim gelmiştir. Ve amenehum min. Aynı şekilde bakın idgam misleyin malhunne olmuştur. Min havfin dedi derken sakin nundan sonra izhar harflerinden ha geldiği için burada ne olmuştur? İzhar olmuştur. En son izharı da açalım arkadaşlar inşallah. Son kelimemizi onu da gösterelim. Tenvin veya sakin nundan sonra 6 tane izhar harfimizden biri bulunursa ki burada ne bulunmuştur? Ha harfi bulunmuştur. Hemze, he, ha, hı, ayn, gayn. Bizim aradığımız budur. Tenvin veya sakin nundan sonra bakın sakin nundan sonra bizim suremizde ne geldi? Havf derken hı geldi. İzhar harflerinden biri gelirse izhar olur. Yani idgam yapılmaz. Gunne yapılmaz. Bu şekilde okunur. Evet arkadaşlar açalım. Gördüğünüz gibi sakin nundan sonra izhar harflerinden biri geldiği için idgamsız, gunnesiz ne yapıyoruz? Aşikar bir şekilde okuyoruz. Ve amenehum min havf. Min havf şeklinde okuyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, elhamdülillah bir namaz duaları programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir saniye ben seyircilerimizden gelmişmiş, şurasını söylememiştik hatırlarsanız. Şurada metti muttasıl vardır. Harfmetten sonra sövmetten hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede bulunduğu için burada metti muttasıl olmuştur. Bunu atlamış olmayalım. Evet, bir sonraki hafta aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ekran başına davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.